Derse geçen hafta öğrendiğimiz şeylerle başlayalım. Burada önemli olan iki şey vardı. İlk önce bir tür için olan kimyasal potansiyelin bu tür için olan Gibbs serbest enerjisi bölü bu türün mol sayısı olduğunu öğrendik. Ayrıca Gibbs serbest enerjisinin basınca bağlılığının aynı zamanda kimyasal potansiyelin de basınca bağlılığını veriyordu. Buna göre İdeal gaz için olan kimyasal potansiyel eşittir 1 bar için olan kimyasal potansiyel artı RT ln P şeklindeydi. Ayrıca her türün kimyasal potansiyelini minimum yapmak istediğini görmüştük. Hücrenin damıtık su içinde patlaması, buzun 0 dereceden yüksek sıcaklıklarda erimesi gibi örnekler vermiştik. Burada yapacağımız şey bir karışım içinde ve bir T sıcaklığında ve P basıncında bulunan A türünün kimyasal potansiyelini alıp aynı türün aynı basınç ve sıcaklık altında saf halinin kimyasal potansiyeliyle karşılaştırmak. Burada göstermek istediğim şey karışımdaki kimyasal potansiyelin aynı basınç ve sıcaklık altında saf haldeki kimyasal potansiyelden daima daha küçük olduğu. Şimdi ufak bir farazi deney yapalım. Elimizde bir kutu olsun. Bu kutu bir bariyerle ikiye ayrılmış olsun. Burada da esnek bir zar bulunsun. Bariyerin bir tarafında B gazı, burada A gazı, burada da A gazı bulunsun. A için kırmızı tebeşir kullanalım. Bilmiyorum başka rengin var mı? B için de sarı tebeşir kullanalım. Her şey 1 bar basınç altında olsun. Her şey 1 barda. Burada 1 bar B, burada 1 bar A, burada da 1 bar A var. Buradaki zar da sadece A'yı geçirsin. Bu zar deforme olabilecek şekilde elastik olsun. Bunu geriye itince karşılık verecek. Tabii sonuna kadar da deforme etmek mümkün değil. Bunun için bir basınç gerekli. Deneyde yapacağım ikinci iş. Deneyde yapacağım ikinci iş, buradaki bariyeri kaldırmak. Bariyeri kaldırıyorum. Bunun sonucunda A ile B karışıyor. Dolayısıyla elimde bir zarla ayrılmış bir kutu var. Burada toplam basıncı 1 bar olan A gazı. Diğer tarafta da yine 1 bar basınç altında A artı B var. Bu benim başlangıç noktam. Peki. Bundan sonra ne olur? Olacak olan şey buradaki A moleküllerinin bu zardan geçerek öbür tarafa geçmek istemeleri. Buna iki açıdan bakabiliriz. Bunlardan biri termodinamik açı ki biz bu açıdan bakacağız. Ve karışımın kimyasal potansiyelinin daima saf maddeninkinden küçük olduğunu kanıtlayacağız. Burada 1 bar altında bir karışım var. Burada da 1 bar altında saf madde var. Bu moleküller etrafına bakacaklar ve diyecekler ki ya biz burada çok daha mutlu oluruz ve hepsi de bu tarafa geçmek isteyecekler. Bunun sonucunda da bu kısmın hacmi büyüyecek. Çünkü basıncın her iki tarafta da aynı kalması için bu zarın deforme olması gerekir. Dolayısıyla zar bu şekilde bombe bir şekil alacak.
Bu şekilde bu taraftaki basınç artacak. Zarın bu şekilde deforme olmasıyla artan basınç buradaki A gazının kısmi basıncı ile bu taraftaki A gazının kısmi basınçları eşit olana dek devam eder. İşte bu durumda her iki tarafı olan A akışı eşit olacak ve denge haline erişilecek. İşte bu noktada her iki tarafın kimyasal potansiyelleri eşit olacak. Buna bir başka bakış şekli basınçlar açısından olabilir. Denge durumunda bu taraftaki A gazının kısmi basıncı bu taraftaki A gazınınkiyle eşit olur. Dolayısıyla zarın her iki tarafına veya sağdan sola ve soldan sağa doğru olan A akışı eşit olur. Ve bu da karışmanın meydana gelmesini sağlar kısmi basınçlar açısından bakınca. Ama bu gerçekte kimyasal potansiyelle açıklanır. Kimyasal potansiyelin Gibbs serbest enerjisi olduğunu biliyoruz. Gibbs serbest enerjisini G eşittir H eksi TS şeklinde tanımlamıştık. Burada şu ana kadar bahsettiğimiz olaylarda entalpinin pek rolü yok. Bunların hepsi ideal gaz ve moleküller arasında bir etkileşim yok. Burada kimyasal potansiyelin ki bu esas olarak mol başına olan serbest enerji bu tarafta daha düşük olmasına sebep olan yegane şey bu entropi terimi. Yani karışma entropisi. Karışma entropisi çok çok önemli. Özellikle çok bileşenli sistemlerden bahsettiğimizde bu birçok olayın altındaki itici güçtür. Örneğin bu dersin ileriki bölümlerinde de göreceğimiz gibi dengenin altındaki itici güçtür. Pekala. Şimdi hızlı şekilde bunun matematiksel ispatını yapalım. Burada bir tarafta karışımın kimyasal potansiyeli var. Diğer tarafta da saf maddenin ve buradakine benzer bir sistemle başlayalım. Elimizde bir kutu olsun. Bu kutumu yeniden çizeyim. Kutumuz böyle olsun. Buradaki bir barları da silelim. Zarımızı tekrar yerleştirelim. Bu taraftaki kısmi basıncımız PA, bu tarafta da A'nın kısmi basıncı PA üssü ve B'ninki de PB üssü olsun. Tabii P toplam PA üssü artı PB üssü olur. Bunları denge halinde kabul edip denge için bildiğim her şeyi yazacağım. Denge durumunda burada A'nın kısmi basıncıyla buradaki A'nın kısmi basınçlarının eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki kısmi basınç bu moleküllerin birim zamanda bu zara uyguladıkları kuvvet çarpı çarpan moleküllerin sayısıdır. Dolayısıyla bu yöne doğru giden molekül akışı bu yöne doğru giden molekül akışına eşittir. Dolayısıyla denge durumunda PA üssü eşittir PA. Peki, daha ne söyleyebilirim? Denge durumunda A maddesinin karışım içinde T sıcaklığında ve P toplam basıncındaki kimyasal potansiyeli saf haldeki maddenin aynı sıcaklık ve PA basıncı altındaki kimyasal potansiyeline eşitti. Bunlar denge durumu için benim bildiğim iki şey. Şimdi işe başlayalım ve bakalım buradaki tabii olarak elimizde bu var. Denklemin sağ tarafını göz önüne aldığımızda dengedeki basınç terimi P toplam olmalıdır. Bu durumda elimize karışımın kimyasal potansiyeli ile aynı şartlar altındaki saf maddenin kimyasal potansiyelini karşılaştıracak bir ifade geçer. Peki, neleri kullanabiliriz? Dalton kanununu kullanabiliriz. Buna göre PA üssü eşittir XA çarpı P toplam şeklindedir. Dalton yasası. Ancak PA üssü eşittir PA'ydı. Dolayısıyla bu da PA'ya eşit. Bunu burada yerine koyarsak bu P toplama bağlı olur.
Şunları arkadaşlarınıza verir misiniz? Teşekkürler. Pekala. Bunu mu saf t x a p toplam şeklinde yazalım. Peki daha neler biliyorum? Burada mu eşittir. Mu a 0 saf t bir barda artı rt ln x a çarpı p şeklinde bir ifade yazmıştım. Pekala bunu yeniden mu a 0 eşittir saf virgül sıcaklık bir barda artı rt ln x a çarpı p toplam şeklinde yazacağım. Burada logaritmik terimi açarsak bu ifade eşittir. Nokta nokta artı rt ln x a artı rt ln p toplam şekline dönüşür. Bu iki terimi tek bir terim altında toplarsam, yani mu a 0 saf t artı rt ln p toplam terimini bu terim eşittir mu a saf virgül sıcaklık virgül p toplam şeklini alır. Bu denklem belli bir p basıncındaki kimyasal potansiyel ile bir bar altındaki kimyasal potansiyeli birbirine bağlar. Tabii buraya artı rt ln x a terimini de koymalıyız. İşte bu kadar. Çünkü bu tarafta mu a parantez içinde karışım virgül sıcaklık virgül p toplam. Diğer tarafta ise mu a saf virgül t virgül p toplam artı rt ln x a var. X a birden büyük olabilir mi? X a mol kesri ve daima birden küçük. Buradaki logaritmalı terim daima sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla bu terim daima küçük eşit sıfırdır. Veya bu terim daima bu terimden daha büyük. Dolayısıyla karışımdaki kimyasal potansiyel daima saf haldeki kimyasal potansiyelden daha küçüktür. Bu dersin ileriki kısımlarında bunun önemi anlaşılacaktır. Bir sorunuz var mı? Bu tuzlu su balıklarının tatlı suda yaşayamamalarının da sebebidir. Ozmotik basınç bu husustan kaynaklanır. Bunların hepsinin arkasındaki itici güç buradaki karışma entropisidir. Evet. Hala bir sorunuz yok mu? Sesli lütfen. Pekala. Artık elimizde kimyasal dengeye bakmak için her türlü araç mevcut. Elimizde bir karışım olsun. İşe ideal gazlarla başlayalım ama burada ideal karışımlar için söylediğim her şey sıvı çözeltiler için de geçerlidir. İleride İdeal çözeltilerden de bahsedeceğiz. İdeal çözeltilerin moleküller arasında da aynen ideal gazlarda olduğu gibi bir etkileşim yoktur. Burada kısmi basınçlar yerine konsantrasyonlar kullanılır. Ama diğer tüm hususlar aynı. Kavramlar aynı, denklemler temel olarak aynı. Sadece bazı değişkenler yerine yenileri konulmalı fakat diğer şeyler hemen hemen aynı. Burada bu hususları önce ideal gazlar için anladıktan sonra bunlar sizin daha sonra esas olarak ilgileneceğiniz çözeltilere de aynen uygulanabilir. Şimdi herkesin son derece aşina olduğu tipik gaz fazı reaksiyonlarından birine bakalım. Haber işleme. Burada bir kap içinde hidrojen ve azot gazını reaksiyona sokup amonyak yapalım ve denge durumunda hidrojen, azot ve amonyağın
kısmi basınçlarını bulmaya çalışalım. Eminim ki hepiniz denge ile ilgili denklemlere aşinasınız. Eminim hepiniz K, log K, delta G vesaire vesaire bunlara aşinasınız. Bunların muhtemelen ne olduğu hakkında biraz kafanız karışık olmalı. Buradaki amacımız ln k eşittir delta g bölü rt olduğunu yeniden öğrenmek değil. Buradaki amacımız oraya nasıl geldiğimiz, o ifadeyi nasıl çıkardığımız, hangi kısımların önemli olduğu. Bunlara gelmeden önce bu reaksiyonun neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için tarihçesine bakalım. Bu by Haber ve Bay Bosch tarafından geliştirilmiştir. 1910 yılında büyük ölçekli bir işlem haline getirilmiştir. Bu, gübre yapımında kullanılan bir reaksiyon, amonyak, azotlu gübrelerin çıkış maddesi. Günümüzde yaklaşık 100 milyon ton azotlu gübre üretiliyor Haber prosesiyle. Bu çok büyük bir miktar. Dünyada üretilen enerjinin %1'i bu prosese harcanıyor. Yaklaşık %1'i. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar amonyak stoğundan patlayıcı yapıyorlardı ve bu stoğu da Şili'den alıyorlardı. Şili'deki kükürt madenlerinden. O zamanlar Şili İngiliz idaresi altındaydı. Tabii İngilizler Şili'ye azot stoğu sattırmadılar. Dolayısıyla Almanlar cephane yapabilmek için başka bir yol aramak zorunda kaldılar. Dolayısıyla Bosch tarafından gerçekleştirilen bu haber prosesi Almanların patlayıcı yapmakta çok işine yaradı. Bu olmasaydı Almanlar savaşı 1916'da bırakmak zorunda kalırlardı. Veya çok daha önceleri. Haber Bosch bu prosesle kimyayı yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında büyük ölçekli işlemlerde uygulamalarından dolayı Nobel aldılar. Haber 1918'de ve Bosch da 1931'de Nobel ödülü aldılar. Bu proses tartışılabilir ama Almanya'nın kimya endüstrisindeki egemenliğinin de başlangıcı oldu. Tabii daha sonra kömürden sıvı yakıt da ürettiler. Arsin gazı, arsin yakıt prosesi. Bu da Birinci Dünya Savaşı sırasında bulundu. Çünkü yakıt bulamıyorlardı ve kömür madenlerini kullanmak zorundaydılar. Ve bu arsin yakıt prosesiyle bu enerji krizinin üstesinden geldiler. Başka bir deyişle yüksek ölçekli kimyasal reaksiyonlarla ilgili büyük adımlar attılar. Bunun sonucunda Merck, Bayer, Bosch, DASF gibi çok sayıda kimya firması ortaya çıktı ve Alman firmaları kimya endüstrisine egemen oldular. Almanlar savaşı kaybedince Amerikan hükümeti bu firmaların Amerikan şubelerine el koydu. Eminim ki ilaç yapan bir Amerikan firması olan Merck adını duymuşsunuzdur. Evet, doğru, bu son derece büyük bir ilaç firması. Bir başka Merck daha var. Alman Merck. Bu da ilaç yapıyor ama bunun yanı sıra sıvı kristaller de üretiyor. Ve sıvı kristaller günümüzde büyük para ediyor. Bu çok kafa karıştırıcı çünkü ikisi de Merck ve her ikisi de 1600'lerde eczacılık yapan Merck ailesinden geliyor. Birinci Dünya Harbi'nin sonunda Alman Merck firmasına Amerika hariç dünyanın her yerinde Merck ismini kullanmasına izin verildi. Amerika'daki adı AMD. Tabii Amerika'daki Merck firması Amerika'da Merck adını kullanırken Amerika dışındaki adı hatırlamama
izin verin. MS'de çok kafa karıştırıcı. Bayer de aynı. Amerika'da Bayer, Almanya'da Bayer. Bayer aspirini Amerikan Bayer'den diğer tüm ilaçları Alman Bayer firmasından alıyoruz. Birkaç yıl önce Bayer'ı satın aldı. Şu anda Bayer firması var. Bu firmaların tarihi son derece ilginç. Bu yüzden Almanya ve İsviçre bu hususta öncülük ediyor ve tüm bunlar şu reaksiyondan kaynaklanmakta. Bu suni gübrenin üretimini sağladı. Tüm bu firmaların ortaya çıkmasına sebep oldu. Kimyasal denge için mükemmel bir örnek. Pekala. Bu bir örnek. Bunu genelleyelim. Dersin sonunda buna tekrar değineceğiz. Şimdi bunu genelleyelim. New A gaz sıcaklık basınç artı New B gaz sıcak basınçlık yani TP eşittir New C gaz TP artı New D gaz TP şeklinde bir reaksiyon alalım. Hepsi de ideal gaz olsun. Düzenek şöyle. Yukarıdaki reaksiyonu yazarsak bunu işlem açısından şöyle gösterebiliriz. A içeren bir kap artı B içeren bir kap eşittir C içeren bir kap artı D içeren bir kap. Burada delta G0 reaksiyon değerini yazarsak burada reaksiyonda tepkenleri ayrı ayrı alıyoruz ki bu başlangıç hali ve nihai hali ise ayrı ayrı kaplar içinde ürünler. Burada delta G küçüktür 0 dediğimizde ki bu kendiliğinden olma şartı. Bundan kastımız reaksiyonun bu ayrı ayrı tepkenlerden ayrı ayrı ürünlere gitmesi. Fakat gerçekte yaptığımız deneylerde böyle değil. Gerçekte bu iki kabı alır, bunları birbirine karıştırırız. A artı B ve bunu reaksiyona sokarsak elimize bir büyük kap içinde A artı B artı C artı D karışımı geçer. Tabii denge durumunda. Ancak bu iki durum birbiriyle aynı değil. Çünkü bu ikinci durumda karışma entropisi söz konusu. A, B, C, D arasındaki etkileşimleri unutun. Dengedeki en önemli faktör karışma entropisi. Burada şu problemi çözmek zorundayız. Bunun anlamı eğer prosesin hangi halde dengede olduğunu bilmek istersek o zaman bu hususla uğraşmanız gerekir. Reaksiyonun delta G değerini bilmek yeterli değil. Eğer bunu grafiğe geçirirsek tepkenler burada olsun, ürünler de burada. Ve delta G'yi de reaksiyonun fonksiyonu olarak alırsam benim başlangıçtaki delta G değerim ürünlerin delta G değeri eksi tepkenlerin delta G değeri. Başlangıçta sadece tepkenlerin delta G değeri var. Bu da yukarıda bir yerde tepkenlerin delta G değeri. Ürünlerin delta G değerini hesap ettiğimde aşağıda bir yerde olacağım. Yani bu yokuş aşağı bir işlem. Ürünlerin delta G üzeri 0 değeri bu iki kabı alıp birbirleriyle karıştırdığımızda reaktanların delta G 0 değeri 0'dan büyük mü, 0'dan küçük mü yoksa 0 mı olur?
Bir tahmin olan var mı? Herhangi bir reaksiyon olmadan buradan buraya gitmek istiyorum. Oylayalım mı? Kaç kişi azalır diyor? Peki, kaç kişi artar diyor? Kaç kişi aynı kalır diyor peki? 3 kişi artar dedi, çok kişi azalır dedi, 3 kişi de aynı kalır fikrinde. Pekala. Biz maddeleri karıştırıyoruz. Fikrini değiştirmek isteyen var mı? Burada bir şeyler oluyor. Bu entropi terimi karışım sırasında büyük değişiklikler gösteriyor. Siz oyununuzu mu değiştiriyorsunuz? Pekala, bu değer azalır. Neredeyse herkes aynı fikirde. İlk olacak şey bu değerin şuraya düşmesi. Bu değer tepkenlerin karışımdaki delta G sıfır değeri. Buraya kadar gidelim. Burada A ve B olmasa bile karışma yine olacaktır ve nihai ürün karışım olacaktır ve bunun delta G değeri bu ayrı ürünlerin delta G değerinden daha düşük olur. Buradan görüldüğü üzere delta G reaksiyon değeri her şeyi açıklamıyor. Bu reaksiyon yolu boyunca başlangıçta iki tür var. Burada da iki tür var. Ancak buradaki tür sayısı 4. Biraz ürün oluşunca ve ürünlerden reaktanlara doğru gittiğimizde olacak ilk şey karışma entropisi yüzünden delta G'nin düşmesidir. Eğer delta G değerini reaksiyon şartlarına göre grafiğe geçirirsem elime böyle yay şeklinde bir eğri geçer. Eğer entropi olmasaydı bu bir halden diğerine çizilen bir düz çizgi olurdu. Burada ürünlerin ve tepkenlerin karışma entropisi yok. Daha doğrusu eğer karışma entropisi olmasaydı reaksiyon için olan delta G değişimi için yukarıdaki bu değerden başlayıp stöküyometri değiştikçe düz bir şekilde bu noktaya kadar gidecekti. Söylemek istediğimiz şey karışma entropisinin başlangıç ve bitiş değerlerimi aşağıya çekip delta G değişiminde bir yay şeklinde dönüştürmesi. Çünkü ortamda bulunan A, B, C ve D yüzünden çok fazla entropi oluşur. Dolayısıyla denge buralarda bir yerde. Karışma için olan delta G değerinin minimum olduğu nokta. Delta G karışma en düşük. Herhangi bir soru var mı? Şimdi biraz matematik yapalım, bunların nereden geldiğini bulmak için. Pekala. Burada soracağımız soru şu. Diyelim ki elimde böyle bir karışım var ve delta G değeri de buralarda bir yerde. Dolayısıyla kısmi basınçlar PA, PB, PC ve PD elimde bu tepken ve ürün karışımı olduğuna göre reaksiyon hangi yöne gittiğini bulmak istiyor olayım. Ürünlere doğru mu gidecek, tepkenlere doğru mu yoksa bir denge halinde mi? Bu soruyu yanıtlamak için reaksiyonun biraz daha cereyan etmesine izin verip biraz daha ürün oluşturup biraz tepken miktarını azaltacağım ve bu işlem için olan delta G'nin işaretine bakacağım. Karışımımda A mol A, B mol B, C mol C ve D mol D olsun bu grafikte işaretlediğim bu noktaya karşılık gelsin. A'nın kısmi basıncı, B'nin kısmi basıncı, C'nin kısmi basıncı ve D'nin kısmi basıncı. Bu biraz daha reaksiyon versin. Ortamda A artı, özür dilerim, eksi, epsilon çarpı nü A. Epsilon çok ufak bir sayı.
kadar A, B eksi epsilon çarpı nü, B kadar B ve bir miktar ürün oluştuğuna göre ve C artı nü C çarpı epsilon kadar C. Burada stökiyometrik olarak her nü A mol kadar A harcayınca nü C mol kadar C oluşuyor. Epsilon da bir ölçekleme faktörü ve D artı epsilon çarpı nü D kadar D var. Bu benim yeni karışımım. Şimdi soruyorum, grafikteki eğri üzerinde kalmak kaydıyla bu başlangıç halinden bu son hale gittiğimde delta G'nin işareti ne? Delta G'nin işaretini nasıl bulurum? Bu işlem için olan delta G ne? Bu izole, tepken ve ürünler için olan değil. Tüm her şeyin karışmış olduğu bu reaksiyon için ki burada tepken ve ürünlerin kimyasal potansiyelleri ile de ilgilenmem gerekecek bir karışımdan diğerine gideceğim ve bu da bana denge halinde olup olmadığını gösterecek. Pekala, bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bu işlem için olan delta G değeri sonraki delta G değeri eksi önceki delta G değeri, bunu daha doğru olarak sonraki Gibbs serbest enerjisi eksi önceki Gibbs serbest enerjisi şeklinde yazalım ve Gibbs serbest enerjisinin kimyasal potansiyellerin toplamı olduğunu biliyorum. Tüm türleri alıp her birinin kimyasal potansiyelini stökiyometrik katsayısı ile çarpıp sonra bunları birbirine ekleyince Gibbs serbest enerjisini buluyorduk. Bunu geçen hafta görmüştük. Dolayısıyla A, B, C ve D'nin kimyasal potansiyellerini alıp bunları mol sayıları ile çarpmam gerekir. Dolayısıyla bu değer A eksi epsilon nü A çarpı mü artı parantez içinde B eksi epsilon nü B parantez kapat mü B eksi parantez içinde C artı epsilon nü C mü C eksi D artı epsilon nü D mü D olur. Burada mu'lar kimyasal potansiyeldi. Bundan bu sonsuz derece ufak işlem için olan bu değerlerden önceki değerleri çıkarmam gerekir. Bu da eksi parantez içinde a mu a artı b mu b artı c mu c artı d mu d parantez kapat şeklindedir. Burada değişimin sonsuz derece küçük olduğunu ve kimyasal potansiyellerin değişmediğini farz ediyoruz. Bu yüzden önceki ve sonraki durumlar için aynı kimyasal potansiyelleri kullandık. Burada birçok terim birbirini götürür. Bu terim bu terimle bu terim bu terimle bu terim bu terimle bu eksi olacak. Hayır, doğru, eksi işaret burada. Bu terimde bu terimle birbirini götürür ve geriye epsilon çarpı köşeli parantez içinde nü c mu c artı nü d mu d ki bunlar ürünlerin kimyasal enerjileri eksi tepkenlerin kimyasal potansiyelleri yani parantez içinde nü e mu e artı nü b mu b kalır. Bu da bizim yaptığımız sonsuz küçük değişimle ilgili delta G değeri. Çok önceden belki geçen dönemden 511 dersinden hatta liseden hatırladığınız gibi kısmi basınç denge sabitlerini etkiliyordu. Dolayısıyla burada kısmi basınçlara bağlı bir ifade türetmem gerekiyor. Ama artık kimyasal potansiyellerden kısmi basınçlara nasıl geçebileceğimizi biliyoruz. Burada yazılı işte. Ayrıca kimyasal potansiyeller biz ayrıca karışımdaki kimyasal potansiyellerle saf haldeki kimyasal potansiyellerin ne olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla nü E, nü A karışım
TP eşittir nu A saf TP artı RT ln x A olur. İşte bu ifadeleri kullanmak suretiyle kimyasal potansiyellerden kısmi basınçlara ve reaksiyonun delta G değerine kadar birçok değeri hesaplayabiliriz ama bunun için saf maddenin kimyasal potansiyelini bilmemiz gerekir. Şimdi biraz daha ileriye gideyim. Size hatırlatmak isterim. Eğer reaksiyonun delta G değerini kimyasal potansiyeller cinsinden inceliyorsak, delta K sıfır reaksiyon değeri ürünlerin delta G değerinden tepkenlerin delta G değerinin çıkarılmasıdır ancak saf haldeki durumlarında karışımda değil. Dolayısıyla reaksiyonun delta G sıfır değeri mu C mu C sıfır saf bir barda artı nu d mu d sıfır saf eksi nu a mu a sıfır saf eksi nu b mu b sıfır saf şeklinde verilir. Bu delta G sıfır değerinin türlerin kimyasal potansiyelleri cinsinden eş değeri. Her şey bir barda ve her şey saf halde. Bir şekilde bundan çıkması gerekir. Pekala devam edelim. Bakalım neler çıkacak. Şimdi bu her kimyasal potansiyel değerini kısmi basınçlar cinsinden yazacağım. Tahtanın altında kaldı. Nu CTP eşittir nu 0 T artı RT ln. Burada delta G eşittir epsilon. Burada biraz detaylandıracağım ki eve gittiğinizde bir halden diğerine nasıl gittiğimizi görün. Buradaki sır bu ifadeye basıncı olan bağımlılığı koymak. Buna göre delta G eşittir epsilon köşeli parantez parantez içinde nu c mu c 0 artı nu d mu d 0 eksi parantez içinde yine nu e mu a 0 artı nu b mu b 0 parantezi kapattık artı rt ln p c üssü nu c P D üssü nu D bölü P A üssü nu A artı P B üssü nu B olur. Buradaki kısmi basınçlar mu T P eşittir mu 0 T artı R T ln P denkleminden kaynaklanmaktadır. Pekala. Tüm bunlardan sonra bu kısma bakınca bunun delta G sıfır reaksiyon olduğunu görebiliriz. Buna göre epsilon'a bağlı olan bu delta G değeri eşittir delta G sıfır reaksiyon. Bu kısmi basınçlarla ilgili terime de Q dersek artı RT ln Q olur. Burada bu çok ufak işlem için çünkü epsilon çok küçük eğer delta G küçüktür 0 ise reaksiyon ileri yönde cereyan edecektir. Dolayısıyla delta G bu grafikte aşağıya doğru düşer. Bu durumda reaksiyon kendiliğinden cereyan eder ve ürünlere gider. Eğer delta G
Sıfır eşit ise bu durumda bu eğrinin dibindeyim demek. Burada görüldüğü gibi eğim ve dolayısıyla delta G sıfır, yani artık dengedeyim. Eğer delta G sıfırdan küçük, affedersiniz, delta G büyükse artık eğrinin bu kısmındayım. Artık eğrinin bu kısmındayım. Biraz ileri gidersem tepkenlere geri dönerim. Pekala. Tüm bunları epsilonun çok küçük olduğu durum için yaptım. Fakat kitaplarda epsilon değeri genellikle 1'e eşit alınır. Yani işlem 1 mol için yapılır ve bu reaksiyon mol başına cereyan eder. Bu aynı şey. Burada önemli olan şey delta G'dir. RT ln Q değil. Bu değerin işareti. Epsilon gelişigüzel bir sayı. Beni pek ilgilendirmiyor. Önemli olan bu parantezdeki terimin işareti. Bir dakika. Geri döneyim. Buna göre delta G eşittir delta G sıfır reaksiyon artı RT ln Q olur. Epsilon 1'e eşit alınınca bu da dengeyi belirler. Bu da dengeyi belirler. Evet. Pekala, bir soru var mı? Tüm bunların sebebi karışma entropisi. Karışma entropisi olmasaydı tamamen bu eğrinin üzerinde olurduk ve bu da bize her şeyin tamamlanmaya kadar gideceğini söylerdi. Neyse ki olaylar tamamlanmaya kadar gitmiyor. Bu çok iyi bir şey. Çünkü aksi takdirde dünyada yaşam olmazdı. Çünkü her şey bir zar çevresinde olan dengeye dayanıyor. Bu biyokimyasal çevrimler birbirleriyle dengede. Bu karmaşık bir işlem ve altındaki itici güç entropi. Tabii diğer şeyler de. Dolayısıyla entropi son derece önemli. Pekala, dengeye bakalım. Denge demek delta G değerinin sıfır olması. Bu durumda delta G sıfır reaksiyon eşittir RT ln Q olur. Bu noktada Q eşittir Q denge olur. Ve buna K denge sabiti deriz. Bunun dibine ufak bir P koyuyoruz. Çünkü bu değer kısmi basınçlar cinsinden tanımlanmış olup stoikiyometrik katsayıların üstel olarak gelmesi kaydıyla ürünlerin kısmi basınçlarının çarpımının tepkenlerin kısmi basınçlarının çarpımına bölünmesidir tabii denge durumunda. Ve tabii bunun dışında bir eksi işaret olmalı. Çünkü ana denklemdeki artı işaret burada eksi olarak gelmeli. Denge sabitini bu şekilde tanımlıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey KP birimsiz. Benim yazdığım şekliyle öyle değil gibi görünüyor. Burada RT ln P yazdığımda bunu biraz kısalttım. Hatırlarsanız bunu hep bir bara bölüyorduk. Yani daima bir referans basınç vardı. Yani bu değer daima referans basınç olan P sıfıra bölünüyordu. Çünkü logaritmik terimin birimsiz olması gerekiyordu. Ve aldığımız bu referans basınç bir bar olup paydadaki bu değer genellikle yazılmıyordu. Dolayısıyla buradaki tüm basınçlar teker teker referans basınca bölünmeli. Bu bir barlık basınç mutlaka göz önüne alınmalı. Dolayısıyla pay ve paydanın birimleri birbirini götürür ve KP değeri birimsiz olur. Birimi yoktur, sadece bir sayıdır. Burada yapılan en genel hatalardan biri alttaki bu bir barlık basınçları unutarak pay ve paydanın
Üstlerine göre buna bir birim vermektir. KP eşittir. Bir sayı çarpı bar üssü bir şey gibi bir tanım kesinlikle hatalıdır. Kesinlikle hatalıdır. Ben bu hatayı zamanda yapmıştım ama siz yapmayacaksınız. Çünkü siz uyarıldınız. Bu son derece genel bir hata. Bu değer birimsiz. Bunun anti logaritmasını alarak KP'ye delta G cinsinden KP eşittir E üssü eksi delta G sıfır reaksiyon bölü RT şeklinde buluruz. Bu ifadeleri kullanmak suretiyle delta G gibi termodinamik değerlerle KP gibi denge değerlerini birbirine bağlayabiliriz ve Haber prosesi gibi denge reaksiyonlarını açıklayabiliriz. Çok kullanılan bir başka denge sabiti de kısmi basınçlar değil, mol kesirleri cinsinden yazılan denge sabitidir. Bu sabit çözeltileri incelediğimiz zaman önem kazanacak. Kısmi basınçları Dalton yasası kullanmak suretiyle yeniden yazarsak PC eşittir C'nin mol kesri çarpı P diyeceğimiz toplam basınç şeklindedir. Tüm bu kısmi basınçlar yerine Dalton yasasındaki eşlerini koyarsak KP eşittir XC çarpı PC üssü nü C çarpı XD PD üssü nü D. Hayır, hayır. Bunlar toplam basınçlar bölü XA P A üssü nü A çarpı XB çarpı P üssü nü B. Burada P var ve buna göre P'yi çekersek bu P üssü eksi delta nü olur. Delta nü ürünlerin mol sayıları, eksi tepkenlerin mol sayıları yani nü C artı nü D eksi nü E A eksi nü B şeklindedir. Bundan sonra tabii ki X C üssü nü C çarpı X D üssü nü D bölü X A üssü nü A çarpı X B üssü nü B şeklinde bir terim gelir. Mol kesirleri cinsinden olan bu orana Kx diyoruz. Dolayısıyla bu ifade P üssü eksi delta nü çarpı Kx şeklini alır. Bu birimsizdi. Burada P'li terim bar birimine sahipken Kx'in de bir birimi vardır. Sanki yok gibi çünkü bir seri mol kesri birbirine oranlamış. Ancak bunun bir birimi var. Kx'i Kp cinsinden yazalım. Kx eşittir P üssü eksi delta nü çarpı Kp olup Kx'in birimi bar üssü eksi delta nü olur. Birimleri mutlaka kontrol etmelisiniz. Eğer yaptığınız hesap sonunda birimler uyuşmuyorsa başınız belada demektir. Evet. Bir sorunuz var mı? Çünkü bugün burada kesiyoruz. Evet. Kp ve Kx'in birimsiz olduğunu söylüyor. Notlar Kp ve Kx'in birimsiz olduğunu mu söylüyor? Bu bir hata. Bunu düzeltip nete koyacağım. Belki özel bir durumdur. Reaksiyonun başındaki ve sondaki mol sayılar eşittir. Ancak genel durum için bu doğru değil. Bunu nerede demişim?
Evet. Evet, her ikisi de bilimsiz. Ama burada doğru. Tabii ya, bu doğru. Her ikisi de birimsiz. Tabii hepsinin altında bir bar var ve barlar birbirini götürüyor. İyi yakaladınız. Evet. Notlar doğru. Evet. Gelecek hafta evet. Evet. Hepsinin altında bir bar var ve barlar birbirini götürüyor. Evet. Gelecek hafta denge sabitlerinin sıcaklık ve basınca bağlılığına bakacağız.